Bir önceki yayında şöyle bir şey, hatta not ettim bunu söylemiştin. 2021 ile 200 yıllık astroloji koridoru açıldı. Ama bu kova çağını sadece bir geçiş demiştin. Daha kova çağı başlamadı demiştin. Başladı mı şimdi? Başlıyor mu 2022'de? Ne durumda? O 200 yıllık koridorda yürümeye devam ediyoruz. Bu kova çağı presesyonla bağlantılı bir şekilde baktığımız 27 bin yıllık bir döngünün bir bağlantısı. O yüzden halen daha her bir çağımız da yaklaşık 2000 küsür yıl sürüyor. Balık çağı İsa'nın, Hazreti İsa'nın doğumuyla başladığı düşünülen bir zaman dilimi. Ve balık çağından kova çağına doğru geriye geriye gidiyor çağlarda burçlarımız. Kova çağına doğru geçmek üzereyiz. Gerçekten bir 200 yıllık koridorun içindeyiz. Ama şimdi böyle çağ geçişleri gibi büyük şeylerde nokta atış tarih vermek çok mümkün değil. Biraz daha bizden sonraki jenerasyonların geriye dönüp de bakın orada o olay olduğunda, işte Facebook Metaverse'ü açtığında, bilmem ne olduğunda, asıl onlar olduğunda kova çağı başladı diye daha nokta atış söyleyeceğini düşünüyorum. Çünkü örneğin analitik psikolojinin kurucusu Jung'a baktığımızda 1940'lar 1950'lerle beraber aslında kova çağının başladığını söylüyor. Yani birçok düşünürün farklı fikri var ama naçizane bence bir böyle en azından 2044'leri tamamlamalıyız ki Pluto kova dönemini de geçirelim. Ondan sonra biz artık bu geçişin iyice hani temellerini attık. Kova çağına doğru iyice adımlarımızı attık diyeceğiz. Kova çağı nedir diye minikçe bir söyleyeyim istersen. Belki hiç daha önce duymayanlar, denk gelmeyenler vardır. Ve neden 2021'de girişini yaptık diye ondan da bahsedeyim. Şimdi büyük döngüleri, 200-250 yıllık döngüleri biz Satürn-Jüpiter kavuşumunun Satürn ve Jüpiter gezegenlerinin gökyüzünde yan yana geldiği burç ve element bazıyla okuyoruz. 2020'nin hemen sonunda, aralığın sonlarında Satürn ve Jüpiter çok uzun bir süre sonra yaklaşık bir 800 yıllık döngüsünü tamamlayıp ilk defa Kova burcunda kavuşum yaptıklarını gördük ve hava mutasyonu, hava elementine geçiş yaptık. Bu 200 yıllık koridorumuzu açtı. Daha büyük olan döngü biraz önce bahsettiğim çağ döngüsü, yaklaşık 2000 yıllık döngüler, 2000 küsür yıllık döngüler. Bu ise bir büyük çağ enerjisi. Çağ demek insanlığın nereye gittiği demek. Aralardaki o 200 yıllık koridorlarda bizim geçişimizi sağlayan şey. Bundan önce toprak elementindeydik. Toprak elementi biriktirmek demek. Toprağın kullanılması demek, tarım demek, kapital demek, para, borsa, bankacılık demek, bu sistemlerin kurulması ile ilgili. Geçtiğimiz 200 yıla baktığımızda aslında çok çoğunlukla ağırlıklı olarak şeyleri görüyoruz. Hani paranın kullanılma biçimini, borsanın iyice yerleşmesini, ticareti, ülkelerin sınırlarına sahip çıkmalarını, yani daha oturaklı düzene geçilmesini görüyoruz. Şimdi havaya geçiş yaptık. Yavaş yavaş o geçişimiz iyice hızlanacak. 2026 yıllarıyla beraber bunları biraz anlatacağım. Hava ile beraber de zaten şu anda 2021'de çokça yaşadık. Hani Mars'a gidelimler, işte dijitalin, internetin inanılmaz derecede hayatımıza girmesi, bir tarafta teknolojinin ve paranın başka bir yöne doğru dönmesi, hava ile ilgili ister işte bir salgınla olsun ister başka şeylerle olsun, bence hava ile ilgili uğraşacağımız iklim teması da var bunun içine. Bambaşka şeyler de var. Hava ile ilgili uğraşılarımız olsun. Bir yandan da aslında senin gibi aslında öncülük eden kişiler vesilesiyle uyanışın artması, farkındalığın artması teması olsun. Artık insanların var olandan, önünde gördüğünden, yediğinden, içtiğinden çok daha büyük anlamlar araması ve kendini ve bakış açısını ilerletip aslında çevresine de ışık olması teması olsun. Bütün bunların başlangıcını biz 2021 ile beraber yaşadık. O 200 yıllık süreç aslında buradaki hızlı ilerlemeleri anlatıyor bize. Peki kova çağında ne olacak? Yani niye bu kadar önemli kova çağı duygu? Kova çağı şu yüzden önemli. İki farklı teması var. Birincisi kova çağı, uzayla çok ilgili, evrenle çok ilgili. O yüzden biz aslında insanlık olarak evrende yalnız olmadığımızı kova çağı içinde çok net bir şekilde göreceğiz. İster Mars'a mı gideriz, ister gerçekten uzaylılarla çok net temasımız mı olur, artık uzaylı diyorum ama dünya dışı canlılarla bambaşka temasımız mı olur, ya da dünya dışındaki evrenin nasıl çalıştığına dair kuantum fiziğinin ötesinde bambaşka öğreneceğimiz, fark edeceğimiz şeyler mi olur bilmiyorum ama bunun detayını ancak Allah bilir diyeceğim. Ama
Gerçekten de dünyanın dışında bambaşka bir canlılık olduğunu göreceğimiz bir zaman dilimi. O yüzden artık biz eskisi gibi yaşayamayacağız. Hani yiyelim, içelim, önümüzdekini tamamlayalım gibi olmayacak. Farklı bir yaşam biçimine gidiyoruz. Ayrıca kova çağı, kova enerjisi bireyselleşmekle ilgili. Biz bunun öncesinde daha toplum kültüründeydik, aile kültüründeydik. Ben buna birazcık üzülüyorum bazı yanlarıyla ama daha bireysel yaşayacağımız, daha tek başına olacağımız bir sistemi ve enerjiyi anlatıyor. Bir diğer taraftan teknoloji diyor. Teknolojinin insanlaşması, insanın teknolojikleşmesi diyor. O yüzden burada artık hani çip taktık ettik filandan öte, hani bu metaverse de artık duyurulduktan sonra hani gerçekten başka bir yaşam alanına doğru gideceğimizi düşünüyorum teknoloji anlamında. Daha beraber kurulacak bir yaşam var teknolojiyle ve teknolojinin getirdiği robotlar, avatarlar, uçan arabalar vesairelerle bambaşka bir yaşam biçimi. Bu belki biz tam görmeyiz ama bizim torunlarımız falan çok kesin görecektir. Bambaşka, hep aynı kelimeyi kullandım, çok enteresan ve çok bambaşka bir hayat biçimine doğru götürecek bizi. Peki Kova şu hava demek. yüzyıllık hava demek, hava demek. Ve yani gerçeklerde aşikar olacak, uyanış falan değil mi? Böyle ne bileyim bilinç açılacak, başka evrenler de keşfedilecek. Bütün gerçeklerde sanki evrenin sırları da aşikar olacak bir taraftan. Evet. Biraz şeyi düşünüyorum ben. Şimdi bu hiçbir zaman bu geçişler çok kolay olmaz. Yani bir günde biz hepimiz uyandık ve bu eski sistem çok da iyi değilmiş demeyiz. Şimdi bu geçmişe döndüğümüz kısımlar, çünkü biraz böyle Fransız Devrimi gibi şeyleri görüyoruz benzer geçişlerin olduğu zamanlarda. Özgürlük isteyen bir grup, aynı düzeni götürmek isteyen bir grup ve bu ikisinin arasındaki çatışma. Eskiden olan çatışmalar tabii ki dönemin teknolojisini anlatıyor bir yandan, Pluto icat etmeyi anlatıyor. O dönemin teknolojisi birazcık daha toplar, tüfekler, giyotinler, hatta giyotin ilk defa kullanıldığı zaman dilimi gibi. Şimdi başka bir teknoloji, datanın kullanımı, bilginin kullanımı. Çünkü hepimizin artık birer dijital kimliği her yerde aslında var. Yani internetteki bütün hareketlerimizi takip ettiğimizde beni benden daha iyi tanıyan bir sistem oluşuyor orada aslında, alışkanlıklarımı gören. O yüzden bilgiye ve dataya hakim olanlar ile özgürlüğünü isteyenler arasında başka bir çatışmayı önce yaşayacağımızı, bunun getirdiği bir sürtüşmeyi, ondan sonra insanların özgürleşmesi ve uyanması gibi bir dönemi düşünüyorum. Yani çok kötücül bir senaryonun olacağını düşünmüyorum. Ben insanların günün sonunda uyanacağını düşünüyorum. Ve o özgürlüğün elde edileceğini düşünüyorum. Ama o süreçte maalesef ki bilgiye hakim olanlar bilgiyi kötü niyetlerle de kullanacaklar bir süre bence. Peki şu hani yüzyıl karşılaştırmaların var ya senin. Geçelim mi onlara? Çarpıcı böyle örneklerle çat çat 2030'a kadar bakalım neler bulduk bilmiyorum. Geçen yayında rahattım. Kitabı okumuştum çünkü önce. Aslında biliyordum ama şimdi hiçbir şey bilmiyorum. Merakla dinliyorum. 2022'yi es geçeceğim. 22'ye sonra geri döneceğim. Bunu Tamam, özellikle bir kenara ayırmak istiyorum. Çünkü ben 2022 çok kritik bir yıl. Bir nokta vereyim böyle, belki aradan araştıranlar olur. Türkiye'nin 1994'üne benziyor birazcık. 1994'te biraz şeyler var. Sert geçişler de var aslında. Devalüasyon var mesela. Bir şey olarak işte biraz bankaların tasfiye edilmeleri var gibi gibi, böyle birkaç tane bir şey var, oraya geri geleceğim. Şimdi 2022'yi geçiyorum, sonrasından başlayayım. 2023'ün bahar aylarıyla beraber artık yavaş yavaş biz ülkemiz açısından da özellikle baktığımızda Koç enerjisi, Kuzey Ay düğümü Koç, Güney Ay düğümü Terazi enerjisini görüyoruz. O yüzden 2023'ün bahar aylarına kadar herkes elindeki kaynakları korumaya çalışacak. Aynen o 94'ün devalüasyon örneğini düşünün. Yani paranın değerinin çok değişken olması, değer kaybetmesi. O yüzden elimizdeki kaynaklara sahip olma teması var. Ama 2023'lerle beraber artık birazcık daha hızlı gelişmeler, daha radikal temalar, daha hızlıca yola çıkmalar, harekete geçmeler başlayacak. Çünkü Holistik astrolog Duygu Demir. 100 yıllık döngülere bakıyor astroloji gurusu. Ve tabii ki 2022'de burçları neler bekliyor? 2022 çok kritik bir yıl.
Aralık 2021 ile başlayacak. 19 Aralık'ta 29 Ocak 2022'ye kadar çok sert bir zaman dilimi var. En büyük çöküşümüz 2022'de Mart-Nisan aylarında. 2023'ün Ekim ayında çok önemli bir tutulma var. Türkiye'nin güneşinin karşısında. Burası Türkiye'nin tekrardan doğduğu ve yükseldiği zaman dilimi olacak. 2023'ün Ekim'idir miladımız.